Bu bölümde sizleri komşumuz Yunanistan'ın Limnos yani Limna adasına götüreceğiz. Anadolu coğrafyasının bir parçası haline gelen bu adanın tarihi biz Türkler için de büyük önem taşıyor. Limni seyahatimiz için erken saatlerde yola çıkıp yine erken saatlerde Ayvalık Limanı'na ulaştık. Bilet ve gümrük işlemlerimizi gerçekleştirdikten sonra feribot yolculuğu için hazırdık. Güzel ve güneşli bir günde başladığımız bu yolculuğun birinci durağı Lesvos yani Midilli Adası olacak. Limna Adası'na direkt feribot seferi bulunmadığı için Midilli'de günü geçirip akşam gelecek büyük gemiyle ikinci bir yolculuk daha yapmamız gerekiyor. Feribotun hareketini beklerken karşıdan seyrettiğim Ayvalık'ı ayrıntılı olarak gezememiş olduğumu hatırlıyorum. Bu güzel ilçeyi ilk fırsatta ziyaret etmek üzere listeme ekliyorum. Limna Adası'na yolculuk için önceden vize almış olmanız ya da yeşil pasaporta sahip olmanız gerekli. Yolculuk öncesinde feribot bileti ayırtmanız, araç ve oda kiralamanız tabii ki sizin için rahatlık olacaktır. Sezon dışı gidiyor ve aksaklık ihtimalini göze alıyorsanız tabii ki maceralı bir yolculuk için çantanızı alıp yola koyulmanız yeterli. Daha önce Midilli'ye gittiğim için yolda asıl hedefimiz olan Limna Adası'nı düşünüyorum. Bu yolculukta bana Aykut Yıldızalp, Mustafa Topçu ve kuzenim Kenan Aydoğan yoldaşlık ediyorlar. Türklerin çok fazla ziyaret etmediği bu ilginç adayı göreceğimiz için hepimiz biraz heyecanlıyız. Limni, Kuzeydoğu Ege Yunan Adaları grubundadır. Gökçeada'nın güneybatısında kalır. Osmanlı kaynaklarında ismi ılımlı ada olarak da geçer. En önemli yerleşim yerleri adanın batısında aynı zamanda merkezi olan Mirina, Ateşkes Mütarekesi'nin imzalandığı Mondros, Kaspakas, Kodias ve Tigani'dir. Ada, Misak-ı Milli sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ana karasına daha yakın olmasına rağmen Lozan Anlaşması'nda Yunanistan'a bırakılmıştır. Ayvalık ile Midilli arasındaki feribot yolculuğu yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Katamaran saatleri size uyuyorsa bu zamanı daha da kısaltmanız mümkün. Seyahat ettiğimiz feribottaki Türk bayrağının yıpranmış olduğunu fark ettim. Bu durumu firmaya sosyal medya üzerinden bildirdim. Birkaç dakika içinde bayrağın yenilendiğine şahit oldum. Yenilenmiş bayrağımız ile sorunsuz ve keyifli bir yolculuk sonrası Midilli Adası'na ulaşıyoruz. Midilli Adası'ndaki ilk işimiz bizi Limni'ye götürecek feribotun biletlerine ulaşmak oldu. Sonrasında gün boyu bize kalan zamanda Midilli merkezini tanıma şansını yakaladık. Midilli Adası için ayrı bir video hazırlayacağımdan hızlıca Limni yolculuğuna başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, bizlerin Midilli dediği, Yunanların Lesbos dediği adadayız. Buraya üçüncü kez geliyorum. Çok güzel bir ada. Merkezini fazla gezememiştim. Bugün vesile oldu. Merkezini gezme fırsatını yakaladık. Amacımız burada kalmak değil. Amacımız Limni Adası'na gitmek. Limnos'a. Buradan aktarma yapmak zorundayız. Sabah 9'da Ayvalık'tan yola çıktık. Feribot'ta. Midilli Adası'na geldik. Gündüzümüzü burada geçireceğiz. Daha önce gezemediğimiz merkezi gezeceğiz. Görebildiğimiz kadar çok yer görmeye ve sizlere de göstermeye çalışacağız. Daha sonra da büyükçe bir gemiye binip geceyi yolculuk yaparak geçireceğiz. Sabahın ilk ışıklarında, hatta ışıklar daha doğmadan, güneş doğmadan Limni Adası'na ineceğiz. Birkaç saatte böyle oralarda vakit geçirip gün doğmasını bekleyeceğiz ve sonra beraberce Limni Adası'nı keşfetmeye başlayacağız. Thank you.
ayrı bir güzel ada. Merkezini tabii ki görebildik bugün. Şimdi 10.30 gibi gemimize binip Limnos'a, Limni'ye doğru yola çıkacağız. İri denebilecek gemimizin balkonundan, terasından Midilli'yi seyrediyoruz. Biraz sonra hareket edecek. Aykut abi, günü nasıl özetliyorsun? Güzel bir yer, derli toplu. Yani gezilecek, görecek çok yerler var. Fiyatlar makul. Yani herkesin özellikle merkez tabii. Yani özellikle merkezi merkez. Gördük bugün. Evet. Senin evet. Sana da Sakız'ı hatırlattı. Evet. Hakikaten de evet. Bazı yerler bana da Sakız'ı hatırlatıyor. Evet. Güzeldi ama değil mi? Yok, çok güzel, gayet güzel, hiçbir sorun yok. Çok şimdi yanımız. Hedef Limnos. Limnos'a gidiyoruz. Daha küçük bir adaya gidiyoruz. Evet. Bakalım nasıl sabah olacak. Sabah karşı oradayız. Bir sabah karşı gün doğmadan Limni'ye varacağız galiba. Evet. Orada da biraz zaman geçirip kahvaltı yapıp günün doğmasını bekleyeceğiz. Evet. Sonra da Limni'yi beraber keşfedeceğiz. Bakalım nasıl geçecek. Hadi yarın görüşmek üzere. Gecenin ilerleyen saatlerinde vardığımız Limni'de henüz sabah olmadı. Sokaklar bomboş. Gemiden inen onca insan kısa süre içerisinde ortadan kayboluyor ve sessiz sokaklar bize kalıyor. Bu durumda denize nazır banklarda serin bir uyku çekmek en iyisi. Her zaman güzel ve havalı görüntüler paylaşsak da bu tür seyahatlerin zaman zaman oldukça zorlu olabileceğini her gezgin biraz bilir. Geldiğimizden beri neler yaşadık? Yani bu adadaki son durumumuz hakkında bilgi verir misin? Saat kaç? Ne zaman geldik? Yani sen uyanıktın. Neler yaşandı geldik geleli? Saat 3'te vapurdan inince şehir merkezine bir yarım saatlik yürüyüş yaptık. Sonra siz banklarda sızdınız. Ben nöbeti tuttum. Bir ara rüya görüyorum zannettim çünkü... Geyikler dolaşmaya başladı etrafta. Neyse Kenan'ı kaldırdım. Meğerse rüya değilmiş harbiden. Şahit var. Şahitler var. Karşılamaya gelmişler. Şehrin içinde geyikler köpek gibi dolaşıyorlar. Kafelerin arasına artıkları götürüyorlardı. Sonra bir koku geldi. Evet, sonra bir koku geldi. Mis gibi fırın kokusu köpek. Sizi uyandırdık ve geldik. İşte şimdi o fırındayız. Şimdi fırındayız. Ne çıkarsa yiyoruz. Evet abi. Taze çıkanı yiyoruz abi. Fırında muhteşem bir fırın o. Havanın ışıması ile adada ilk koşuşturmalar başlıyor. Biz de zaman kaybetmeden ekibimizin konaklama yeri ve araç kiralama işlerini hallediyoruz. Bu kısa koşuşturma sırasında sabahın sessizliği sayesinde Mustafa abinin sözünü ettiği meşhur Limni geyiklerini sokaklarda özgürce gezinirken görme fırsatını yakalıyoruz. Buluşma yerine geldiğimizde bankta uyurken başımızda nöbet tutan Mustafa abinin uykusuzluğa yenik düştüğünü görüyoruz. Her ne kadar yorgun olsak da keşfetmek için sabırsızlandığımız bir adadayız ve kaybedecek vaktimiz yok. Limni hakkında kısa da olsa bilgi vermiştim.
Mondros'a doğru yola çıkarken sizlerle Limne hakkında biraz daha teknik bilgi paylaşmak istiyorum. Yüz ölçümü 476 km², nüfusu 17 bin kadardır. Bozbaba, Gökçeada, Bozcaada ve Semadirek adaları ile birlikte Boğazönü adalarını oluşturur. Adanın dördü belde olmak üzere toplamda 30 kadar yerleşimi vardır. Yönetim merkezi Midilli'dedir. Limni, tüm Kuzey Ege adaları gibi sessiz, sakin ve de tertemiz bir adadır. Birkaç güzel plajı vardır. Avrupa'daki tek çöl de buradadır. Ilık iklimi, sade güzelliği, muhteşem mutfağı, yavaş hayat tarzı ve güler yüzlü insanlarıyla turistleri cezbeden bir ada olmasına karşın Güney Ege'deki adalar kadar fazla turistik değildir. İklimi genelde Akdeniz'dir ve kış mevsimi sert geçer. Ada sonbaharda çok rüzgar alır. Limni stratejik bir yerde bulunduğundan adada büyük bir askeri üste yer almaktadır. Mondros Körfezi Ege'nin ve hatta Akdeniz'in en güvenli sığınaklarından biridir. Mondros limanındayız. Mondros'u hatırlayacaksınız, Mondros anlaşmasından. Biz de o yüzden rotamızı buraya çevirdik. Geldik, sahil kenarında güzel bir açık alanda oturuyoruz. Hoş bir yer. Sakin ve sessiz bir yer. Mondros'a ait izler bulacağımızı tahmin ediyoruz. Önce bir mekan vardır diye düşündük. Yani başka yerlerde örneklerini görmüştük. İmzalanan, anlaşmanın imzalandığı bir bina. Belki orada bazı bugüne ait objeler görürüz diye umuyorduk. Henüz öyle bir şey görmedik. Biraz da araştırınca öğrendik ki Agamemnon isimli bir gemide anlaşma imzalanmış. Dolayısıyla direkt konuyla ilgili bir bina belki görmeyebiliriz. Ama dolaşacağız tabii ki ortada, sorup soruşturacağız. Ama Agamemnon gemisi denince Agamemnon'dan başka hikayelere geçtik okurken, araştırırken. Limni Adası'nın Anadolu'yla şöyle iki kere kesiştiğini gördük okuduğumuzda. İlk önce Truva Savaşı vesile olmuş. Agamemnon o dönemin en büyük ordularını toplayıp Truva'ya saldırmak üzere hazırlık yapmış. Fakat hiç rüzgar olmadığı için gemiler, o dev ordu harekete geçememiş. Kolay değil öyle büyük bir orduyu toplamak. Ve tarihe geçmek için tutkuyla hareket eden birisi için de çok kötü bir durum. Kızını kurban etmeye kalkmış. Ama Artemis'e kurban etmeye kalkmış. Ama Artemis bir geyik veya ceylan bilmiyorum. Yollayarak kızının yerine bunu kurban et demiş. Ve daha sonra da bekledikleri rüzgarlar esince de o büyük orduyla Anadolu'ya, Truva'ya saldırıp gerçekleştirmişler. Ve o saldırı sırasında da Limni Adası Agamemnon'a, yani Avrupa'dan, Yunanistan'dan gelen, Anadolu'ya saldıran Agamemnon'un ordusuna Limniler yardım etmişler ve beraber savaşmışlar. Kaderin bir cilvesi, çok uzun süre sonra gene Avrupalı bazı devletler ve Yunanlar da gene Anadolu'ya saldırmışlar. Bildiğiniz gibi Çanakkale Savaşı. İngilizler burayı gene üs olarak kullanmışlar. Gene Limniler Anadolu'ya yapılan saldırıya destek olmuşlar ikinci kez. Limni Adası'nda anlaşmanın imzalanması ilginç tabii. O anlaşmada kullanılan geminin isminin Agamemnon olması da ilginç. Birçok hikayenin burada kesiştiğini görüyoruz. İlginç bir ada. Böyle bize önceden çok farkında olmadığımız şeyleri de hatırlatıyor. Bakalım başka neler göreceğiz bizlerle ilgili. Mondros gezintimiz sırasında anlaşmaya ait bilgilendirici tabela ve savaş hakkında bilgi veren haritalı bir anıt görebildik. Bu huzurlu yeri terk edip adalıların sadece yemek yemek için gittikleri,
deniz kenarında birkaç restorandan oluşan harika bir yer bulduk. Birbirinden nefis yemeklerin tadına bakarken ne sessiz ne sakin bir yer diye düşünüyorduk. Çok geçmedi ki it dalaşı yapan Türk ve Yunan uçaklarının dehşet verici gürültüsü bu sessizliği ürkütücü bir şekilde bozdu. Neyse ki savaş çıkmadan bu nefis mezelerin tadını çıkarabildik. Adasında Ekinciklilerin mübadeleyle buraya geldiği köydeyiz. Ekincik Adası Avşa'yla Marmara Adası'nın arasında küçücük bir ada. Orada yaşayan Rumlar mübadele sonrası buraya Limni'deki bu köye gelmişler. Bulunduğumuz alan bir müzenin olduğu bir park gibi. Süngercilik yapıyorlardı Ekincik Adası'nda. Şimdi buraya geldiklerinde de bu adaya süngerciliği getirmişler ve gelişmesini sağlamışlar. Anadolu'dan gelen Rumlar Yunanistan'a çok şey katmış. Bununla ilgili çok şey öğrendik seyahatler boyunca. Şu anda kapalı. Bildiğiniz gibi siesta zamanları var. Denizaltı Müzesi'ni buraya yolunuz düşerse ziyaret edebilirsiniz. Tabii saati tutturursanız. Limni Adası hakkındaki ilk videomuzda ulaşım, ada hakkında genel bilgiler, Mondros Anlaşması ve Mondros ile Agamemnon'un ilişkisi gibi konuları paylaşabildik. Limni hakkında birbirinden ilginç konuları ve ilk defa izleyeceğiniz videoları paylaşmaya devam edeceğiz. Kanala abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.